Ama unutulmuş bir şey değil. Bir bakın ne olur. Belki bu anlamı biraz unutuldu. Müzik alıştırması anlamında da kullanılan eski bir sözcüktür bu. Müzik alıştırması. Aramızda aslında Begüm Hanım Türk sanat müziği konusunda çocukluktan yetişmedir. Bunu bilir. Hı. Ama size denk geldi. Hadi Dede Efendi'nin şu şarkısını birlikte bir ne edelim? Düet geliyor o zaman. Düet. Dede Efendi ve düet. Evet, hiç olmadı. Ben bir harf alayım. Buyurun bir harf alalım. Hep birlikte bir ne edelim? Ben bir harf daha alacağım. Bir tane daha istedik. Şimdi şeyden sonra sesli harf gelmeli diye düşünüyor insan. Ama hayır. Arapça kökenli bu kelime. Belki de sessiz harfle bitiyordur. Marş. Marş mı? Pardon. Yok. Şey var çünkü orada. Meşir. Ne etmek? Meşir. Böyle insana böyle neşe veren bir aktivitedir herhalde. Ben bir harf daha alacağım. Yapmayın. Ya. Bakın insana neşe veren bir aktivite. Meşt değil o. Meş. Şunu durduralım mı? Evet. Meş değil. Hadi devam. Meş. Ne? Meşk. K mi o sondaki? Meşk. Duymadım meşk daha önce. Duymadım. Yok duymadım. Tamam, o zaman iyi atlattık. Evet. İyi atlattık. Merak etmeyin. İkinci dört harfli cevaplarım hep böyle dertli. Rakiplerinizi de uğraştıracak biraz. Şimdi şunu hallederiz. Maddi durumu iyi olanların üzerine farz olan İslam'ın beş şartından biri. Maddi durumu iyi olanların üzerine farz. Zekat. Oldu bitti. Hadi gelsin yenisi. 1500 puan daha oradan kazanalım, 1600 yapalım. Görelim efendim nasıl bir soruymuş. Gövdesi geniş, boğazı dar, toprak, cam veya metalden yapılan sıvı kabı, daha çok toprak. Dilimin ucunda. Neydi o? Böyle götürüyorum, şöyle götürüyorum. Testi. Testi gayet güzel. Hadi bakalım. Şimdi Fransızca kökenli bir kelime çıkacak karşınıza. Çok Fransız olduğumuz bir şey değil. İşin içerisinde bir de böyle etimolojisine dair bilgiler var. Onları dikkate almayın tamam. Siz. Son kısma odaklanın. Hadi Yağmur Hanım. Efendim kelime anlamı küçük petekmiş. Bu bir kenarda dursun. Hı hı. Çok katlı, gevrek tatlı. Gofret. Olur mu? Olur. Oldu bitti. Şimdi üzeri genellikle çikolata kaplı oluyor fark edilmiyor ama gofretler böyle petek petektir. Dikkat ettiniz mi hiç? Hiç dikkat etmedim. Etmeyin de zaten. Aldık 600 puan. Öğrenmiş oldum. O bize yeter. İkincisi gofretten de kolay. Son 6 harfli cevap. Temiz ve ışıklı, ışıldayan. Yapıştırın parlak. Buyurun efendim. 2800 kasa. Bir tane Fransızca, bir tane Arapça kökenli kelime vereceğim size. Türkçesini isteyeceğim. Buyurun. İlk 7 harfli cevap. Tehür. Gecikme. Rötar. Nedir? Gecikme. Gecikme. 3500. Hiç beklemiyorum. Halk ağzından 7 harfli bir kelime istiyorum. Tamam. Sonunda mastar var. Halk ağzı dediğimiz zaman bazen o kelime biraz deforme olur malumunuz. O gözle bakınız. Buyurun. Halk ağzında birinin veya bir çiftin izdivacını sağlamak. Aracı olmaz. Ne bileyim oğlunu, kızını. Vermek. Kız, oğlunu, kızını. Evlendirmek. Evlendirmek çok güzel. Evirmek. Halk, evirmek değildir o. Kızımı evirdim yok olmaz. Ha, evet. Başka bir harf lazım o araya. Evermek güzel. 4200 oldu kasa. 1 dakika 56 saniye var elimizde. Demek ki süre de yerli yerinde, puan da yerli yerinde. Kaç olur? 9600 olur. İnşallah. Daha azını da hiç dikkate almayın. Tamamdır. Buyurun bakalım. Geniş anlamda İran'ın kuzeydoğusundan Çin'in batısına kadar uzanan coğrafi bölgeye verilen ad, ki iki kelime o. Bir saniye. İran'ın kuzeydoğusundan Çin'in batısına kadar. Coğrafi bölge. Zamanında at koşturduğumuz bölge. Zamanında at. Ben bir harf alacağım ya. Şu an aklıma geldi. Bir kelimesi başka ama hani Nazım'ın şiiri var. Bir kısrak başı gibi uzanan. Nereden uzanan? Uzanıp. Hı? Gelmedi aklıma. Bir kelimesi diye. Farklı. Buyurun bir gelsin bir tane daha. Asya. Nasıl Asya? Orta Asya. Orta Asya.